Herkese selamlar arkadaşlar. Yine Twitch üzerinden kanal sadakat puanları ile talep edilmiş bir video ile karşınızdayız. Bu seferki konumuz Jaina ve Thrall arasında dönen ilişkiyi ele alıyor. Aslına bakarsanız Thrall ve Jaina arasında resmiyete dökülmüş bir ilişki söz konusu değil. Hatta ve hatta aralarında bir şey var bile diyemiyoruz. Ancak Warcraft tarihinde bu ikiliyi her dönüm noktasında yan yana görüyoruz ve aralarındaki samimiyet de bizi oyunculara acaba dedirtiyor. Thrall ve Jaina'nın kaderi 3. savaşta kesişiyor. Medivh, her iki ana karakteri de Scourge istilasına karşı uyarıp Kalimdor'da bir araya getiriyor. Teramor'un kurulması, Orgrimmar'ın yükselişi, orklar üzerindeki kan lanetinin kalkması gibi olayları hep omuz omuza aşıyorlar. Hijal Dağı'nda Scourge'e karşı verilen son savaşta, Archimonde'a karşı yan yana saf tutan ikilinin bu olaylar sonucunda birbirine olan güveni kat ve kart artıyor. Orkların iblisvari canavarlar olmadığını ilk kavrayan insanlardan biri Jaina oluyor. Ve yine insanlara güvenen ilk orklardan biri de Thrall. Aslında Jaina ve Thrall'ın canlılara olan barışçıl duyguları öncesine dayanıyor diyebiliriz. Jaina, Arthas ile birlikte kaçamak sırasında, ki Arthas Jaina'nın büyük aşkıdır, esir tutulan orklara büyük sempati duyuyor ve onlar için üzülüyordu. Öbür taraftan Thrall ise esir tutulduğu, zorla gladyatör olarak dövüştürüldüğü esir kampında ilk iyi niyeti Teratha Foxton isimli bir insan kadından görüyor. İkilinin geçmişlerindeki bu detaylar birbirlerine daha çabuk kaynamalarına, güvenmelerine yol açıyor. Üstüne üstlük Scourge ve beraberindeki birçok zorluğa karşı omuz omuza verdikleri mücadele bu güveni perçinliyor. Hatta Jaina'nın Thrall ve onun orklarına olan güveni kendi öz ailesine olan inancının önüne geçer. Babası, Daelin Proudmoore'u işlediği savaş suçları karşılığında tabiri caizse orklara teslim ediyor ve gözlerinin önünde infaz edilmesini izliyor. Aslında Daelin Proudmoore yaptıklarının cezasını çekmekteydi ancak neticede aileden biriydi. Bu olay bile Jaina'nın Thrall'a olan inancını kıramamıştı ve Kalimdor'daki barış havası Thrall ve Jaina içinde sürmekteydi. Sonraki yıllarda ikili Horde ve Alliance arasındaki barışçıl dengeyi kurmaya çalıştılar. Ancak canlılar doğası gereği düşmanlığa alışkındı ve mutlak savaş olmalıydı. Lich King Arthas'ın peşine düşüldüğü dönemde yaşanan Red Gate faciası bile bu ikilinin arasındaki güveni kıramaz. Horde ve Alliance arasında tırmanan gerginliğin dışında kalırlar. Hatta Varian'ın bu olay neticesinde Lordaeron şehrini geri alma planı da Jaina tarafından durdurulur. Undercity'ye Horde ve Alliance tarafından yapılan baskın sonrasında tam Varian'ın ilk kurulan Alliance başkent olan şehri almak için davranacakken Jaina Alliance ekibini şehrin dışına ışınlar ve Thrall'ı düşeceği zor durumdan kurtarır. Bu gibi benzer olaylar Thrall ve Jaina arasındaki güveni ve bağı giderek güçlendirdi. Her şey Thrall'ın Garrosh'u Horde'un başına bırakana kadar çok güzeldi. Garrosh aldığı kararlar ve yürüdüğü yol neticesinde Teramor'a herkesin bildiği o ünlü mana bombasını attığında Jaina'nın içindeki tüm hiddet ve öfke Horde'un üzerine yönelecekti. Thrall'ın Horde'un başında olmaması aslında bir avantajdı. Arada kalacağı bir durum yoktu. Jaina tüm nefretini Horde üzerine kusarken Thrall ise ailesiyle birlikte Nagrant'a yerleşmişti. Ancak olanları duyduğunda Garrosh'u kendisi başa geçirdiği için suçluluk hissetti ve ailesini geride bırakıp Garrosh'un peşine düştü. Bu kovalamaca sonunda Garrosh'un hayatını kendi elleriyle son verdi. Belki de Thrall ve Jaina arasındaki güvenin yeniden kurulmasına gerek yoktu ama bu olay Thrall ile Jaina'yı birbirine yeniden yaklaştırdı. Sylvanas Horde'un başına geçmişti ve aldığı kararları kimse tam olarak anlamamaktaydı. Hatta gereğinden fazla ileri giderek efsanevi Tauren lideri Caer'in oğlu Bane'i hapsetmişti. Her ne kadar Horde mensubu bir ırkın lideri de olsa Bane tüm Azeroth tarafından seviliyor ve saygı duyulan bir karakterdi. Hem Alliance tarafı hem de Horde'un bölünmüş isyancı tarafı Bane'i kurtarmak için harekete geçti. Alliance birlikleri Jaina tarafından yönetilirken Horde birliklerini ise Thrall yönetiyordu. Ve kaderin cilvesi bu ikiliyi tekrar bir araya getirmişti. Yolları yeniden kesişen ikili sanki yıllar hiçbir şey değiştirmemiş gibi yan yana durmaktaydı. Birbirine bu denli düşman olan iki zıt mensup karakterleri bu şekilde samimi görmek oyuncuları hem duygulandırdı hem de acaba dedirtti. Aslında biliyoruz, Thrall evli ve çocuk sahibi. Diğer taraftan Jaina, Arthas'ı unutabildi mi bilmiyoruz. Ama aşk engel ve sınır tanımaz, en azından bunu biliyoruz. Aralarındaki bu içimizi ısıtan samimi ilişki umarız ki ilerleyen günlerde artarak devam eder diyor ve sizlere veda ediyoruz dostlar. Umarım beğenmişsinizdir, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.